Sevgili Balık burçları, Ay burcu, Balık yükselen burcu, Balık olan dostlarım. Bugün perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ve Balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter olduğu için bir perşembeden bir perşembeye hem yıldıznamenizi bakacağım hem de zikrinizi vereceğim. Yeni takip eden arkadaşlar için söylemek istiyorum. Perşembe arkadaşlar, Jüpiter günü Balık burcunu çekiyorum videosunu bir de yay burcunun videosunu çekiyorum ayrı ayrı. Çünkü Jüpiter gününde iki burç etkin. İki burcu Jüpiter yönetiyor. Biri balık biri yay. Cuma günü Venüs günü arkadaşlar. Venüs sevgi ve aşk gezegeni. Sürekli gelir getiren bir gezegen. iyicil bir gezegen. Terazi burcunun gezegeni Venüs. O yüzden terazi burçlarını Cuma günü yayınlıyor. Bir de Boğa Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs. Boğa Burcu'nda Cuma günü yayınlıyorum. Satürn değil. Yani Satürn biraz soğuk bir gezegendir, mesafeli bir gezegendir. Bizi disipline eder ama sıfırcı böyle coğrafya öğretmenidir. Bizi böyle adeta kötü not verir. Bazen kızar, bazen daraltır. Ya Satürn gördüğümüz yerde biraz soğuma, biraz daralma hissederiz. Satürn Satürn'de de, de biraz zorlayıcı etki olduğundan için hem oğlak burçlarını veriyorum. Oğlak burcunun yönetici gezegeniz Satürn olduğu için kovanın da yönetici gezegeni Satürn'dür. Kova burçlarını da yine cumartesi günü veriyorum. Ben klasik astroloji, Arap astrolojisine göre gidiyorum. Yıldıznameye göre gidiyorum. Yıldıznamenin tertip edildiği zamanlarda biliyorsunuz jenerasyon gezegeni dediğimiz Uranüs, Neptün, Plüton yoktu. O yüzden Satürn Kova burcunda yönetici gezegeni kabul edilir. Ama Uranüs'ün keşfinden sonra biliyorsunuz Kova burcu Satürn'le şey Kova burcu Uranüs ve Satürn tarafından idare edildiği bilinir. Pazar günü Güneş günü, Şems günü. Sunday adı üstünde Sun yani İngilizce pazar demek. Pazar günü de Güneş günü. Aslan burçlarını yayınlıyoruz. Çünkü aslanın yönetici gezegeni güneş. Pazartesi'ye geldiğimizde ödümüze yengeç düşüyor. Yengeç burcunun yönetici gezegeni ay. Yani Monday, Monday. Ve Pazartesi günde yengeçleri yayınlıyoruz. Salı merih günü. Merri, Mrı meri. Yani Mars günü, savaş günü. Hem Koçların yönetici gezegeni hem de Akrebin yönetici gezegeni olduğu için Salı günü Koçlar'la Akrepleri veriyor. Çarşamba günü Merkür günü. Biz ona yıldıznamede Utarit diyoruz ve İkizler burcunun yönetici gezegeni bir de Başak burcunun yönetici gezegeni. Çarşamba günü de her iki Burcu'da da yayınlıyoruz. Hem İkizleri hem de Başak burçlarını yayınlıyoruz. Şimdi toparlayacak olursak arkadaşlar sık sık böyle tekrar yapacağım. Yeni katılan yüzlerce, binlerce arkadaşım var. Bilmiyorlar. Hani Satürn günü yani cumartesi günü hangisi yayınlanır, pazar hangisi yayınlanır bilmiyorlar. Ben tek tek anlatacağım zaman zaman. Şimdi perşembe Jüpiter günündeyiz. Balıklarla başlıyorum arkadaşlar. 28 Nisan Perşembeden önümüzdeki perşembeye kadar olan 4 Mayıs'a kadar olan dönemin yıldıznamesine başlıyorum. Balık burçları hazır mısınız efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya men şeral cinni vel insi inisteta tüm enfüzü min aktaris semavati vel ardı fe Ey cin ve insan toplulukları göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz diyor arkadaşlar. Şimdi bir bakıyorum durumlara bazı acele haberler alınacak sevgili balık burçları. Balık burçlarına acilen bir haber geliyor ve gelecekle ilgili bazı planlarını hayata katıyorsunuz. Haydi gözünüz aydın ve bazı yani sizin üstünüzde olan sizden daha mevkice büyük olan biri ya da yaşça büyük olan biri sizinle ilgili biraz problem yaratabilir ama sen ona başa çıkıyorsun. Sen bir yere kadar diyorsun bana karışabilirsin. Bir yerden sonra bana karışamazsın diyorsun ve sıkıntılı süreçleri atlatacağını görüyorum sevgili dostum. Ee, balık burçlarının arkadaşlar şu anda önlerinde bir engel konduğunu görüyorum engeli aşmaları çok yakın ve yürekleri adeta çöle dönmüş bazı umutları var yani geçmişten biraz ders almışlar ama gelecekle ilgili umutlarını biraz kaybetmiş gibiler acilen bir haber bekliyorlar. Çünkü üzerlerinde bir ağırlık var balık burçlarının bir türlü çözülmeyen bir ağırlık. Ritüel yapmış olabilirsiniz, büyü bozdurmuş olabilirsiniz ama şu an nedense tutulmaya yakın olduğumuz için midir nedir? Hafif bir büyü enerjisi görüyorum. Eğer üzerindeki büyüyü ya da negatif enerjiyi kaldırmadıysan mutlaka tuzlu ve sirkeli suyla 30 Nisan tarihinde yıkan. Çünkü güneş tutulması meydana gelecek ve pek çok balık burcunun geçmişi şifalanacak. Balık burcu hanımları uykusuz geceler geçiriyorsun. Erkek arkadaşınla tartışmış olabilirsin ve senin erkek arkadaşın bir başka kişiye gitmiş olabilir. Balık burcu erkeklere yine sizin yurdunuzla, yuvanızda ya da partnerinizle bir sorun yaşayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz hanım arkadaşınız ya da flörtünüz eşiniz her neyse sanki ailesinin sözüne uyuyor ya da arkadaşlarının sözüne uyuyor. Balık burcu kadınları da balık burcu erkekleri de bu aralar bir hayli yorgunlar bir hayli bezginler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Uykusuz günler geçiyorlar. Ama yüzleşeceksiniz arkadaşım. Kendini hapsetmekle hiçbir yola giremiyorsun. Hiçbir işi çözemiyorsun. Herhangi bir sorun çözülmüyor. Şu anda hapsettiğin yerden kurtuluyorsun. Senin yaşadığın sadece bir illüzyon. Bakınız yara almışsın, yaralanmışsın, sıkıntın var. Ve yarım kalmış bir aşk olduğunu görüyorum bu sıkıntıları yakın zamanda def edeceğini ve yeni bir oluşum başlatacağını görüyorum. E, aynı zamanda acı ve tatlı geçen bir beraberliğin acı günde, iyi günde, kötü günde bir arada olduğunuz birisine bir veda e, e, yapabilirsin balık burcu. Ne bileyim ben bir veda edebilirsin. Yeni bir kişiyle hayata devam edebilirsin. Bakınız bir yedirme içirme olayı olmuş sana ya da partnerine bakınız bundan sonra ayrılık olmuş büyüden dolayı ayrılık yaşanmış geleceğini görüyorum ama bu büyüğü bu tısımı üzerinizdeki ağırlığı atırmanız lazım atınız takdirde her şey yoluna girecek merak et, etmeyin dostlar bir rüzgarda esti geçti demeyin e, aslında senin yıldızsal bir bağın varmış giden kişiyle bakın ayrılık yaşayanlara söylüyorum e, ayrılık yaşayan sevgili balık burçları eee yani baya bir ım, entrika ve ayak takımı insanların ım, sizi hor görmesi yüzünden bu ayrılık olmuş. Sanki sana mutluluğu çok görmüşler balık burcu. Bunların tamamını hayatından def defedeceksin. İkili bir zamanda iki gün iki hafta iki ay içerisinde böyle adeta iç dünyanda bir fırtına kopacak bir hastalık geçireceksin böyle kusacaksın falan filan yani içindeki kötülük dışa vuracak büyünün yüzde doksanı gidecek kalanını da göndermek istiyorsan bir vevk çalışması yap mührü Süleyman üzerinde taşı bu büyü gittikten sonra büyük ferahlaman olacak sevgili balık burcu yengeçlerle akreplerle aynı zamanda koçlarla ve aslan burçlarıyla ilişkinde sıkıntılar yaşadığını gösteriyor. Bulunduğun yerden çıkacaksın ve başka bir şehre gidiyorsun. Ama geçici bu gidiş. Ya orada bir büyü çözdürüyorsun ya bir imtihana giriyorsun ama seviniyorsun. Bakın dedikodu üzerine dedikodu gördüm balık burçlarına Artık çok aldırış etmeyin. Yaradana sığının ve sık sık uykun kaç, kaçıyor. Evin bereketi de kaçmış gidiyor sevgili balık burcu. O yüzden Rahman suresini evde sürekli dinleyin. Youtube'u açın. Evin merkezine Rahman suresi sürekli okusun okunsun Ve her günde bir hafta boyunca her gün 298 kere Ya Rahman zikrini veriyorum. E, feraha çıkmanız için aydınlığa e, düşmeniz için veriyorum sevgili arkadaşlar. Eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506 sevgili balık burçları. Allah'a emanet olun. Gelecek perşembe görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sevgili candan dostlarım, duygusal şairane balıklarım öpüyorum. Hayırlı bayramlar hepinize inşallah.